Birazdan. Dizüstü soğutucu sistemi. Isıyı almak ve ondan kurtulmak için biraz da su yardımıyla çalışan küçük borular. Dizüstü soğutucu sistemi. Her ne kadar ilgi görmese de gerekli bir sistemdir. O olmazsa bilgisayar kullanımı sırasında oluşan ısı miktarı bilgisayarı çökertebilir. Bu sistem aynı zamanda hem çok küçük hem de çok etkili olmak zorunda. Her şey ısı nakil borularına bağlıdır. Bu borular iki şeyden yararlanır. Isı iletimi ve suyun hal değiştirmesi. Bütün bunlar içerideki sıcaklığı yakalayıp dışarıya göndermek için. Güzel. Ama nasıl çalışır? Dizüstü bilgisayar. İnanılmaz miktarda ısı oluşturan mikro işlemcilerin bulunduğu ana kasa. Fan, birkaç soğutucu kanatçık ve kanatçıkları ana ısı kaynaklarına bağlayan ısı nakil boruları. Bunlar özel bakırdan yapılan geçitlerdir. Hem içleri boştur hem de hava geçirmezler. Hiçbir şey içeri giremez ve dışarı çıkamaz. Dizüstü bilgisayar çalışırken bileşenleri çok ısınır. Bazıları neredeyse 100 santigrat dereceye ulaşır. Neyse ki ısı nakil boruları hava geçirmemelerine rağmen bir uçlarıyla ısıyı yakalayıp diğer uçlarına gönderebilirler. Aslında ısıdan onu kanatçıklara göndererek kurtulurlar. Fan bütün ısıyı emen havayı dağıtır ve sonra hava dışarı üflenir. İşte böyle. Ama hava geçirmez boruların nasıl ısıyı yakalayıp taşıyarak ondan kurtulduğunu anlamak için bu şeyin içini açmamız gerekecek. Isı nakil boruları dizüstünün ısı oluşturan bileşenleriyle temas içinde. Onların hemen altında bulunuyor. Ve borular içlerinde boşluk olmasına rağmen boş değil. Boruların boşluğunu bakır teller dolduruyor ve aralarında sıvı halde saf su var. İki obje fiziksel olarak temas edince ısı kendiliğinden sıcaktan soğuğa geçer. Bu ısı iletimidir. Yani bilgisayarın bileşenleri ısınınca boruların yüzeyi ısı iletimi sayesinde ısıyı emer. Borunun boşluğunun içindeki sıcaklık artar ve tellerin arasındaki su ısıyı emmeye başlar. Su buharlaşır, hal değiştirir. Bu sıcak su buharı borunun içindeki boşluğu doldurarak tellerin etrafını sarar. Ve böylece boruların ısıyı dışarıya göndermesini sağlayan döngü başlar. Borunun diğer ucunun kenarları soğuktur çünkü hava sirkülasyonu sayesinde sürekli soğutulan kanatçıklarla temas içindedir. Borunun kenarları su buharının ısısını emer. Sıcaklığını kaybeden su tekrar hal değiştirir. Sıvı haline geri döner. Ve bakır tellerin aralarını doldurmaya başlar. Yavaş yavaş tellerin arasındaki boşluğu doldurarak borunun sıcak ucuna kadar gelir ve burada tekrar buharlaşır. Bakır tellerin arasında buharlaşan ısı yüklü su sürekli soğuk suyla yenilenir. Böylece döngü devam eder. Isı mikro işlemcilerden borunun bir ucuna, oradan da borunun diğer ucundaki soğutucu kanatlara gider. Bütün bunlar ısı iletimi sayesinde olur. Ve suyun borunun iki ucu arasındaki hareketinin tek yolu borunun içinde hal değiştirmesidir. Isı bu şekilde yakalanıyor, taşınıyor ve dışarı atılıyor. Dizüstü soğutucu sistemi. Çok küçük, dahice ve etkili.
Isı naklini ve suyun hal değişimini yürüten ısı nakil boruları sayesinde dizüstü bilgisayarlar çok ısınmadan uzun süre çalışabiliyorlar.